Tayland'da günler süren yaşam savaşı sonunda mağaradan sağ çıkan çocuklarla antrenörlerini yeni bir macera bekliyor. 12 çocuktan 11'i ve 25 yaşındaki antrenörleri keşiş hayatı yaşayacak. Tayland'da başına kötü bir olay gelen erkeklerin rahiplik yapması bir gelenek. 13 kişinin aileleri de mağaranın derinliklerinden gelecek iyi haberi beklerken bu geleneğin izini sürdü ve adak adadı. Buna göre çocuklar sağ çıkarsa Budist tapınağına emanet edileceklerdi. Mağaradan çıktıktan sonra sağlıklarına kavuşan çocuklar şimdi bu sözü yerine getiriyor. Saçlarını kazıtan çocuklar beyaz kıyafetlerini giydi. Chiang Rai Dağı'ndaki Budist tapınağında kendileri için yapılan törene katılıp kutsandılar. Törende çocukları kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden dalgıç da unutulmadı. Törende 12 çocuktan sadece biri yer almadı. 14 yaşındaki çocuk Hristiyan olması nedeniyle tapınağa gitmedi. Çocuklardan oluşan futbol takımı ve antrenörleri 23 Mayıs'ta bir saatliğine girdikleri mağarada mahsur kalmış ve 17 gün sonra çıkarılabilmişlerdi. Çocuklar sarkıtlardan sızan suyu içerek hayata tutunmuştu.